Uzun süredir depolarda bekleyen seçim sandıkları, Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin elinde kedi evlerine dönüşüyor. Beylikdüzü içinde depomuzu gezerken eski ahşap sandıklar gördüm. Bunların ne olduğunu sordum. Eski, çok eskiden kullanılan tahta seçim sandıkları olduğu söylendi. Peki dedim, ben bunları değerlendirebilir miyim deyince değerlendirebilirsiniz cevabı aldım ve bunlardan ne yaparız düşüncesiyle seçim sandığından kedi evine dönüştürme projesi aklıma geldi. Ve o projeyi hayata geçirmek için de hızlı bir şekilde ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye ekip arkadaşlarımla görüştük, diğer müdür arkadaşlarımızla görüştük ve nihayetinde bu görmüş olduğunuz küçük, işte 2-3 kediyi barındırabilecek, üst kapağını özellikle çakmadık ki rahat açılıp içi temizlenebilecek küçük minik belediyemize ait kedi evlerimiz ortaya çıktı. Kedi evlerimizin bölgemizdeki özellikle yapılma sebebi kedilerimizin kışı geçirebilmeleri ve yağışlı havalarda, çok sıcak havalarda girip kendilerini koruyabilmeleriydi amaç. Zaten ahşap olduğu için biliyorsunuz ahşap çok sağlıklı bir materyaldir bu tarz şeylerde. Artı dayanıklıdır da. Eski seçim sandıklarından yapılan kedi evlerinin çatıları da atıl durumda olan dolap kapakları ve tahta parçalarından yapılıyor. Herhangi bir şekilde sandığın orijinalini, doğasını bozmadık. Üstüne güzel bir çatı yaptık. Hem bir görsel anlamda da bir güzellik katsın hem de onu yağıştan korusun diye. Artı üstüne belediyemizin logosunu da koyduk ki bizim tarafımızdan yapılan, dağıtılan bir yapı, bir şey, ev olduğunu insanlar görsün. Ve dışarıda boyadık ki soğuğa, artı rüzgara ve özellikle yağışa dayanıklı olsun diye. Siteler bizden talep ediyorlar. Diyorlar ki kedilerimiz var, çok sayıda oldu, gelin bunu alın. Fakat biz de onları anlatıyoruz. Barınak onların yuvası değil. Onların yuvası sizin olduğunuz ortamlar. Ve bu kedi evlerini, yaptığımız kedi evlerini hayvan sayılarına orantılı bir şekilde, onlara eşit bir şekilde dağıtarak oradaki hayvanların öncelikle buraları da benimsemelerini ve evi olduklarını hissetmelerini sağlıyoruz. Kurumumuza müracaat ettim. Böyle nasıl kurtarabiliriz bu kedileri, ne yapabiliriz? Allah razı olsun, sağ olsunlar, elimizden tuttular, kedilerimizi kurtardılar. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız artık yerlerini, yurtlarını biliyor. Alışma aşamasını atlattık gibi bir şey. Daha da geleceklerdir eminim. Güzel bir uygulama oldu. Çok memnunuz. Bu kedi evlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler, hususlar şunlar. Birincisi, verdiğimiz insana biz bunu şu koşulla veriyoruz. Öncelikle bakmış olduğu hayvanları bize ulaştıracaklar ve kısırlaştıracaklar. Bize ulaştıracaklar, kayıt altına alacağız ve kuduz aşısı yapacağız. Ve artı hayvanlar için koydukları evlerin temizliğini kendileri yapacaklar. Çevre kirliliğini de bu şekilde engellemiş olacağız. Bu kayıtta bize ulaşan herkese gücümüz yettiği ölçüde, ki bunların çünkü bir imalat süreci var. İmal edilenler istek sırasına göre dağıtılıyor ve yerlerine ulaştırılıyor. Nasıl ulaştıracağız kısmına gelince de ya kendileri imkanlara gelip bizden alıyorlar, imkanları yoksa biz bir şekilde yardımcı olup kedi evlerini yerlerine monte ediyoruz.